Bir gazeteci meslektaşımız cezaevine girecek. Barış Pehlivan anlatmıştık. Bir başkasının haberine erişim engeli getirildi. Haber şu. Halk TV'nin başarılı programcılarından gazeteci Timur Soykan 2021 yılında Bir Gün Gazetesi'ndeki köşesinde Kıbrıs'taki yasa dışı bahis sistemini anlatmıştı. Çok önemli haberdi. Hatta o haberde adı geçen isimlerden biri Veysel Şahin'de hüküm giymişti. Şahin'in başvurusu üzerine 30'dan fazla haber içeriğine erişim engeli getirildi. Verilen kararın gerekçesi dikkat çekici. Şahin rencide edilmiş yapılan haberlerle. Yasa dışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin başvuru yaptı. 30'dan fazla içeriğe erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesi dikkatlerden kaçmadı. Şahin rencide edilmiş. Halk TV programcısı Timur Soykan, 2021'de Kuzey Kıbrıs'taki yasa dışı bahis sistemini bir gündeki köşesine taşımıştı. <laughs> Kupon vatandaşlıklı yazısında Kuzey Kıbrıs'taki kumar ve yasa dışı bahis organizasyonunu anlatıyordu. Geçtiğimiz Nisan ayında Marmara cezaevinden tahliye edilen Şahin yargıya başvurdu. Timur Soykan'ın kendisi hakkında bilgiler içeren yazısı için engelleme kararı çıkarttı. Kararda Şahin'in kişilik haklarının ihlal edildiği, haberlerde suçlandığı ve rencide edildiği öne sürüldü. <laughs> Bayis baronu Şahin, yasa dışı örgüt kurmak ve bahis oynatmak suçlarından 2018 yılında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yazının yazıldığı tarihte cezaevindeydi. Geçen mayıs ayında yargılandığı bir davada 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. <laughs> Haber merkezimizin bir özel haberiyle devam edeceğiz. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kapanma tehdidiyle karşı karşıya. Bütçeden onlara istedikleri pay ayrılmıyor. Maliye Bakanı'na başvurdular. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir ay önce vermesi gereken yanıtı hala veri, vermiş değil. Aileler beklemekte. Bekleyen ailelerden birini ekrana getireceğiz. Annesi iki buçuk yıl önce yaşamına son veren Hatice'ye teyzesi bakıyor. O da özel... E Eğitim kurumunda çok şey öğrenmiş durumda. Ancak bu okulun da kapanma riski var. Biz okullarımızdan çok memnunuz. Eğer ki bu hakları alınırsa bu çocuklar eve kapanacak, e, sosyalleşemeyecekler, hiçbir şey yapamayacağız. Hem bizler bunu alacağız hem çocuklarımız. Lütfen bu hakkımızı elimizden almayın. Sadece kendi için değil bir sürü kişi gidiyor ya. Hatice'nin annesi iki buçuk yıl önce yaşamına son verdi. Teyze Zeynep Ünal bakıyor ona. 22 yaşında. Hatice'ye hayatı öğreten okul. Yavaş yavaş konuşmaya, yemek yeme becerisi, evde iş yapma, tuvaleti kullanma, tuvaletten sonra ellerini yıkamayı, yani hayatın içine karışmayı öğretiliyor orada. Bayağı da faydasını gördüm. Şunlar mesela bize özel öğretmenlerimiz sağ olsun böyle hediyeler yapıyorlar. Çocuklara yaptırıyorlar. Ee, anneler günü için resim çektiler orada. Ee, oraya uzanamıyorum. Hatice ile ikimizin dolabaydı düştü. O bayram hediyemiz bunlar. Bu çok şey var da şu an ben bu mesela Hatice'min bana anneler gününde hediyesi. Yani birçok şeyleri o kadar güzel şeyleri aşılıyorlar ki çocuklarımıza. Sen mi yaptın bunu Hatice? Ee, Özel eğitim merkezlerinin ödenek artışı normal şartlarda Temmuz ayında yapılması gerekirken bu yıl Ağustos ayına girmemize rağmen ne zam belirlendi ne de ödeme yapıldı. Bizzat Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklama yapması gerekiyor. Eğer Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zam oranını belirleyip ödeme yapmazsa Haticeler eğitim alamayacaklar. Türkiye'de 3.135 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde 525 bin çocuk eğitim alıyor. 51.500'den fazla kişi de çalışıyor. Çocuklar eğitimsiz, öğretmen ve diğer çalışanlar işsizlikle karşı karşıya. Okullarımız kapılacak kapandığı zaman bu çocuklar tamamen eve bağlanacak. E, evde de hayat şartlarından dolayı bizler ne yapabiliriz? ve ne kadar eğitim veririz? Enişte Turan Ünal 17 yıldır yatağa bağlı. Hem şekerden bacağı ampute hem de felçli. Ancak o da eşinin yeğeninin okulu kapanmasını istiyor. O çocuk şimdi oradan alıyor desteğini, her şeyini oradan alıyor. Öğretmenleri yardımcı oluyor Hiçbir şey öğrenemez daha. Bizim öğretmenimiz ne olacak ki evde? Hatice. Duyamıyor. Nasılsın? <laughs> Hiç konuşamıyordu. Bu tür okullar sayesinde, dil terapisi sayesinde e, bu kadar iletişim kurmaya başladı. Ben düzenli gönderdiğim için verim bu. Düşünün yani 8 saatte bu verimi alabiliyorsak bu hakkımızı elimizden almasınlar. Anladım. Bu Tek dünyası şu telefon ve şu telefondaki müzik. <laughs> Tek mutluluğu okul harici bir ve okulu çok seviyor, çok mutlu okulda. <laughs> Eğitim içinde servis içinde ücret ödemiyorlar. Ancak akaryakıt ücretlerindeki artış nedeniyle servislerin kalkma riski var. Hayat şartlarından dolayı mümkün değil getiremem. E, bu çocuğu otobüse bindirip getirme şansım yok çünkü yolda yürüyemiyor. Mecburen taksi tutmam gerekiyor. Benim de öyle bir lüksüm yok ve birçok insanın da eminim yok. Çocuklar ayda 8 seans alabiliyor. Devlet her bir çocuğun tek seansına KDV dahil 324 lira ödüyor talepleri net. Asgari ücret artış oranı ve enflasyon hesaba katılarak yüzde %45 ödenek artışı. Sayın Maliye Bakanımıza söylemek istediğimiz şey bu tür çocuklar için hayat zaten çok zor ve bu tür okullar bu çocukların bir mucizesi. Onlardan isteğimiz bu tür okulların kapanmaması. Çocuklarımız için ayıracak para yoksa bitmiş demektir bu çocuklar için bir eğitim imkanı sağlanamayacaksa bitmiş demektir. Hiç kusura bakmasınlar. Bir başka özel haberle devam edeceğiz. Muhabiri, muhabirimiz Fırat Fıstık'ın özel haberiyle bir işten çıkarma öyküsü. Yer Türk Hava Yolları. 30 yıl aşkın süredir Türk Hava Yolları'nda pilotluk yapan bir kaptan pilot iddiaya göre kokpitte uçuş sırasında namaz kılmak uçuş güvenliği açısından riskli dediği için işten atıldı. Türk Hava Yolları'nda 30 yıl aşkın süredir çalışan bir pilot. Uçuş sırasında oruç tutmak ve namaz kılmak uçuş güvenliği açısından riskli dediği için işten atıldı. Olay yurt dışı uçuşunda yaşandı. Uçuş sırasında ikinci pilotun oruç tutması ve namaz kılmakla ilgili diyalogta kaptan pilot bunların uçuş güvenliği açısından riskli olduğunu söyledi. Bunun üzerine ikinci pilot şikayetçi oldu. Kaptan pilot 30 yıl çalıştığı THY'den performans gerekçe gösterilere katıldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın sebebini soran pilota sebep söylemek zorunda değilim, istediğimi atarım dediği öne sürüldü. Kaptan pilota göre özellikle uzun uçuşlarda oruç tutulması riskli. Nedeni ise baş dönmesi, dikkat kaybı gibi etkiler yaratabilmesi. Uçuş sırasında bir tartışmada namaz kılmak üzerinden gerçekleşti. Nedeni ise yine uçuş güvenliği ve uçuş kontrolü. Ayrıca kaptan pilota göre ne kokpit namaz kılmaya müsait ne de ortam o kadar temiz. Ben de Müslümanım. O konuşmada da oruç tutma, namaz kılma demedim. Sadece riskten bahsettim. Hala aynı düşünüyorum. Kokpitte namaz kılma ısrarını, tramvayı durdurarak önünde namaz kılanlara benzetiyorum diyor kaptan pilot. Sonucuysa gerekçe bile sunulmadan uçuştan birkaç gün sonra işten atılmak oldu. 10 milyar Euro'nun üzerinde bir değeri var. Uçuş sırasında zorunlu haller olmadıkça pilotların yerlerini bırakmaması gerekiyor. En iyi örnek de Rusya'da düşen Airbus 310'a. Uçak kaptan pilotun koltuğunda olmaması, koltuğa oğlunu oturtması nedeniyle düşmüş, onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Fakat THY yönetiminin ısrarı sürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat Temmuz ayında yaptığı açıklamada kokpitte namaz kılmakla ilgili yeni düzenleme geleceğini duyurmuştu son iki yılda tüm bu haberlerden ekrana getirdiğimiz haberlerden Bazen evet sıkıldığınızı daraldığınızı biliyorum. Şimdi size dizi film senaryolarını aratmayan ama yaşanmış gerçek bir hikaye anlatacağım. Manisa'da yaşayan 72 yaşındaki kalbiye sağlam yıllarca hizmetçi olarak evinde çalıştığı ünlü iş insanı Niyazi Yüzmez'in babası olduğu gerçeğini geçen yıl öğrendi. ...bir anda milyar liralık bir mirasında ortağı oldu. Kalbiye Sağlam yıllardır bir evde annesiyle birlikte hizmetçi olarak çalıştı. Hayatını değiştirecek itiraf tam 71 yıl sonra geldi. Sağlam çalıştığı evin sahibinin babası olduğunu öğrendi. Manisalı iş insanı Niyazi Üzmez, Kalbiye Sağlam'a babası olduğunu 71 yıl sonra itiraf etti... Hayatının şokunu yaşayan Sağlam'ın Üzmez'in kızı olduğu DNA testiyle belgelendi. Sağlam 1 milyar liralık mirasın ortağı oldu. Sabahta yer alan habere göre 1950 yıllarda o dönemde 21 yaşında olan Ümit Et Yüzen henüz 16 yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Apar topar bir başkasıyla evlendirildi. İş insanı Niyazi Üzmez bu gerçeği kimseye anlatmayın diyerek yemin ettirdiği Ümit Et Yüzen'e fabrikalarında iş verdi. Et Yüzen'in resmi nikahlı eşi ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu. Kalbiye sağlamda büyüdükten sonra annesi gibi Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Kalbiye'nin annesi 1996'da hayatını kaybetti. İş insanı Üzmez yıllarca herkesin bu çocuk sana ne kadar çok benziyor dediği Kalbiye'ye gerçeği itiraf etti. O dedi şey o dedi. Hocam dedi. Şu anda 72 yaşında olan kalbiye sağlam avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Babalık davası devam ederken 20 Şubat'ta iş insanı Niyazi Üzmez 88 yaşında vefat etti. Baba Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken örnekler alındı. Anne Ümit Et yüzeninde de mezarı açılarak DNA testi için örnekler alındı. DNA testiyle Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Kalbiye Sağlam DNA testinde Niyazi Üzmez'in kızı olduğunun tespit edilmesi sonrasında Üzmez'in sahip olduğu iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete de ortak oldu. O dedi, şey olabilir. Ve yine devam eden filmleri aratmayacak bir başka haberle bütün dünyanın gülümseyerek izlediği o haber. Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversiteler Arası Yaz Oyunlarında Somali'li bir atlet bütün dikkatleri üzerine çekti. 100 metre koşusunda diğer atletlere göre daha fazla olan kilolarıyla ve başarısızlığıyla. O atletin Somali Atletizm Federasyonu başkanının yeğeni olduğu ortaya çıktı. Dayı yeğenini oyunlara torpille göndermişti. Bence yeğenine en büyük kötülüğü yapmış. Somali'li atlet katıldığı yarışmanın ardından ülkesini